Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimiz din kültürü ve ahlak bilgisi. İsmim Abdullah Dursun. İlk konumuz kaza ve kader inancıyla ve insanın iradesi ve kader bağlamında ilk konumuzu işlemeye çalışacağız. Fakat derse başlamadan önce bir iki konuda uyarıda bulunmak istiyorum diyelim. Dersi işlerken ayetleri de özellikle işleyeceğim. Çünkü sınavda malumunuz sınava yönelik bir çalışma yapıyoruz. Sınavda ayet verip ayetin neyi kastettiğini veya bir parça verip aşağıdaki ayetlerden hangisi bununla ilgilidir şeklinde sorularınız olacak. Bundan dolayı okumak bile olsa ayetleri ben tek tek okuyacağım burada inşallah. Soru çözerken emin olun faydasını göreceksiniz. Şimdi ilk meseleyle başlayalım. Hepiniz çevrenizde duymuşsunuzdur. Ne yapalım kaderin böyleymiş. Kader böyle yazmış yazımızda. Kader böyle yazdığı için elimizden ne gelir şeklinde bir sürü serzeniş duymuşsunuzdur hepiniz. Dersin sonunda aslında bu söylemlerin ne kadar acizlik ifade ettiğini hepiniz anlamış olacaksınız. Çünkü kader dediğimiz yazılan, çizilen ve bizim tamamen elimizde bir şey olmadan oynadığımız bir senaryo değil. Bunu çok net şekilde ortaya koyacağız. Yine şundan bahsedeyim. Kader ve kaza inancı başlıyoruz ama bize sınavda terim anlamları lazım olacak. Bundan dolayı sözlük anlamlarını siz ekranda görüyorsunuz zaten. Tekrar etmeyeceğim ama şu kısım bizim için çok önemli. Neymiş kader? Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Allah'ın engin ilmi sayesinde başımıza gelecek, gelmiş olan her şeyi bilmesi kısaca. Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması. İnsanları özgür iradeleriyle, bakın bu ifade çok önemli bizim için. Kader konusunun aslında en önemli ifadelerinden, kilit ifadelerinden bir tanesi bu. Özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir. O zaman biz bu noktada tahtaya yazalım. İlk kavramımız özgür irade. Daha sonra tahtayı çekeceğim dersin sonuna doğru. Tekrar göstereceğim inşallah. Ekranı büyüttük. Ayetimiz. O karanlığı yarıp sabaha çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin ve hakkıyla bilenin takdiridir. Devam ediyorum. Şimdi geldik kazaya. Şurada bir karışıklık söz konusu. Üstte yine kazanın sözlük anlamı var. Demin de söylediğim gibi çok işimize yaramayacak ama kaderin sözlük anlamı yazıyor. Burası kazanın terim anlamı olacak. Onu herkes yazarken, defterini çizerek üstüne yazsın. Kaza neymiş? Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin yeri ve zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir. Ezelde bilinen ve takdir edilen şey neydi? Kaderin kendisiydi. Bundan bahsetmiştim az önce zaten. Allah'ın engin ilmi sayesinde her şeyi bilmesi. Peki bunun vakti ve zamanı geldiğinde Allah tarafından yine yaratılması ne diyormuşuz? Kader. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Burada bir örneğimiz var. Suyun 100 derecede kaynaması hepimizce malum olan bir şey. Bu dünyanın her tarafında aynı. Çünkü Allah'ın yaratmış olduğu sistem içerisinde suyun kaynama noktası bu. Farklı bir şey yapamayız. Peki kuralı koyduk. Su 100 derecede kaynıyor. Ben dersten sonra çıktım, eve gittim. Bir çay koyayım, içeyim dedim. Ocağa koyduktan sonra su 1 dakika, 2 dakika derken 5 dakikanın sonunda kaynamaya başladı. Ne oldu? Tabiatta var olan Allah'ın yaratmış olduğu kural artık devreye girdi. Ve böylelikle bir önceki slaytta ne demiştik? Yeri ve zamanı gelince ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin devreye girmesi, Allah tarafından yaratılması. Ezelde bilinen neydi? Suyun 100 derecede kaynama kuralı. Allah bunu böyle yarattı ve değişmiyor. Peki kaza ne zaman devreye girdi? Benim bu kuralı biliyor olmam tabii önemli burada. Kuralı bilerek götürdüm, suyu koydum ve o sırada su kaynamaya başlayınca kaza tam bu noktada ortaya çıkmış oldu. Devam edelim. Kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılır. Yine ayetimizi okuyalım. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Tekrar söylüyorum. Ayetler
önemli. Çünkü sınavda direkt olarak ayeti verip bu ayetin maksadı nedir? Veya bir metin verip aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle alakalıdır şeklinde sorularınız gelecek. Lütfen dikkat edin ayetlere. Kader inancının hadislerde de karşılığı vardır. Şimdi bizim temel rehberimiz tabii ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ne derse biz o istikamette hareket ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'den başka Peygamber Efendimiz'in yaşantısı bizim için çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldan başka. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir sürü şey bulabiliyoruz ama Peygamber Efendimiz'in açıklamaları söz konusu olmasa bir sürü noktada da tıkanmamız mümkün. Yine kaza ve kader konusunda da Peygamber Efendimiz çok aydınlatıcı bir şekilde bize olayı gösteriyor. Cibril hadisi ile bilinen bir hadisimiz var. Nedir Cibril hadisi? Hadisin tam metnini anlatmak istiyorum. Çünkü sadece kader noktasında değil, diğer taraftan hadisin son kısmında da işimize yarayacak bir nokta var. Ondan dolayı hadisin tamamını burada zikretmek istiyorum. Efendimiz arkadaşlarıyla otururken bir gün mecliste çöl tarafından daha önce görünmeyen, oranın insanı olmayan birisi geliyor. Peygamber Efendimiz'in bazı vahiy alma şekilleri vardı biliyorsunuz. İşte çıngırak sesi, melek şeklinde gelmesi Cebrail'in ve insan suretinde gelmesi. Cebrail'in insan suretine geldiği sayılanlardan bir tanesi de bu. Cebrail olduğunu bilmiyor tabii sahabe. Dıhyetül Kelbi isimli kişi. Çöl tarafından geliyor, tertemiz kıyafetler içerisinde ve Peygamber Efendimiz'in tam karşısına oturarak dizlerini Peygamber Efendimiz'in dizlerine dayıyor ve Peygamber Efendimiz'e sorular sormaya başlıyor. Nedir bu sorular? Ey Allah'ın Resulü diyor. İman nedir? Sahabe şaşkınlık içerisinde. Kim bu adam? Çölden geldi ve Peygamberimiz imtihanı tabi tutuyor neredeyse. Peygamber Efendimiz hiç bozuntuya vermeden gayet düzgün şekilde cevap veriyor. İman şudur. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, kazaya, kadere inanmaktır. Ve karşısındaki kişi yani Cebrail, tamam doğru söyledin diyor. Sahabe iyice şaşırıyor. Hem imtihan ediyor hem de peygamberin söylediklerini doğru söyledin diyerek onaylıyor. Yani nasıl bir makam bu? Sen nasıl cüret edebilirsin diye sahabe sinirlenmeye dahi başlıyor. Devam ediyor Dıhyetül Kelbe. Peki, ey Allah'ın Resulü, ihsan nedir? Peygamber Efendimiz onu da gayet güzel şekilde açıklıyor. İhsan da şudur. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Aynı şekilde doğru söyledin diyor Cebrail. Ve son soru. Ey Muhammed, kıyamet ne zaman kopacak? Konumuzla alakalı olduğu için dediğim gibi buraya kadar anlattım. Peygamber Efendimiz'in cevabı burada da çok net. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Karşısındaki adam doğru söyledin ey Muhammed diyerek Peygamber Efendimiz'in yanından kalkıyor. Tıpkı geldiği gibi başka hiç kimseyle konuşmadan arkasını dönüyor ve gidiyor. Sahabe şaşkınlık içerisinde ey Allah'ın Resulü kimdi bu adam? Seni nasıl böyle imtihan etti deyince Efendimiz o Cebrail'di, Cibril'di. Seni size dininizi öğretmeye geldi şeklinde cevap veriyor. Peki son kısma bakalım. Şimdi kadere iman etmemiz gerektiğini Peygamber Efendimiz'in hadisinden anladık. Son kısımda ne demişti? Kıyamet ne zaman kopacak? Şimdi az önce suyun kaynama noktasında örneğinde olduğu gibi. Kıyametin kopacağı dinimizce, inancımızda var olan bir durum. Buradan hareketle ne diyoruz? Zamanında Allah engin ilmi sayesinde bunu takdir etmiş, belirlemiş. Kıyamet denen bir olgu var ve kopacak. Peki, kader kısmı tamam. Kıyametin kader kısmını oturttuk. Kazası gerçekleşti mi sizce kıyametin? Hayır. Ne zaman gerçekleşeceğini biliyor muyuz? Hayır. İsrafil denen melek, sur denen aleti üflediği an, kaderde var olan kıyamet artık kazaya dökülmüş olacak ve gerçekleşecek. Devam edelim. Efendimizin hadis-i şerifi, olayı anlattığım için tekrar okumuyorum ve devam ediyorum. Şimdi Allah'ın daha önceki sınıflarda görmüş olduğunuz zati ve subuti sıfatları vardı. Tamamına girmeyeceğim fakat burada bizim işimize yarayacak 3 tane sıfatı var ki Allah'ın bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar direkt olarak kader ve kaza ile ilişkili sıfatlar. Birincisi nedir? Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi olduğunu kabul ediyoruz. İlminin sonsuz olduğu. İlim subuti sıfatlardan bir tanesiydi. Benim de ilmim vardı ama benim ilmim din kültürüyle alakalı. Matematikte bu kadar iyi olmayabilirim. Allah'ın ilmi böyle değildi. Her şeyi biliyordu, her şeyden haberdardı. Birincisi ilim. İkincisi irade. Allah bir şeyi istediğinde kün feyekün. Ona sadece ol der ve o da aynen oluverir. İkincisi de bu. Benim iradem yok mu? Var. Ben de bir şeyler isteyebilirim. İşte en iyi üniversiteye gideyim, okuyayım orada. Ama gidemedim. Ne yapmam lazım? Çalışmam lazım. Hepinizin iyi liselere gitmeniz için çalışmanız gerekiyor. Kimse diledim de bir anda liseye gittim şeklinde bir
olayın içerisinde bulamayacak kendine. Ama Allah'ın böyle bir durumu yok. Allah gökyüzünü yaratıyor, yeryüzünü yaratıyor. Sonra ikisine birbirinizden ayrılın diyerek dünyayı oluşturuyor. Bu kadar basit Allah'ın için. Allah için irade, murad etmek. Ve üçüncüsü, kudret. Benim gücüm bir noktaya kadar her şeye yetebilir. Bu da subut sıfatlardan da. Bir şeyi kaldırabilirim. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo derken 100 kiloyu kaldıramayabilirim. Ama Allah'ın böyle bir durumu yok. Allah'ın her şeye gücü yeter. İnancımız bu yönde. Şimdi o zaman tekrar tahtayı çekiyorum ve özgür irade demiştik. İnsanın kader konusundaki kilit noktasıydı. Bunun altına Allah'ın sıfatlarıyla alakalı birincisi ilim, ikincisi irade ve üçüncüsü kudret. Bunları aynı şekilde önemli kelimelerimiz olarak tahtaya yazıyoruz. Bir kenara siz de not edin. Devam ediyorum. Başka var mı söyleyeceğimiz bir şey? Kader ve kazaya iman, Allah'a iman etmenin doğal neticesidir ve İslam'ın inanç esaslarındandır diyoruz. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Şimdi kader konusunun en önemli noktalarından bir tanesi de bu aslında. Allah'ın evreni mükemmel şekilde ve ölçülü şekilde yaratması. Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur. Bu yaratma planlı ve ölçülüdür. Neydi Allah'ın her şeyi yaratması yine subut sıfatlardan? Tekvin. Peki insan nasıl yaratır? Allah'ın yaratmış olduğu tabiatta var olan şeylerden yeni bir şey ortaya çıkarmak bir bakıma yaratmadır. Ama biz bunu icat etme diyoruz. Yaratmak Allah'a mahsus olduğu için. Sıfırdan hiç kimse kalkıp ben bir insan yaptım ve ona ruhtan verdim, ruhumdan verdim, canlandırdım diyemez. Allah'ın yaratması bu yüzden başlangıçtan oluyor. Ama kulun yaratması nedir? Var olan şeylerden demiri bulur. Demiri bulduktan sonra onları bir araya getirir, ev yapar. Bu sıfırdan bir yaratma değil. İcattır bu. Devam edelim. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musunuz? Görüyor musun? Allah yaratma anlamında o kadar kusursuz, o kadar mükemmel bir eser ortaya koymuş ki. Bakın ayet içerisinde, Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti bu. Ayet içerisinde dahi meydan okuyor. Kafanı kaldır bir bak. Bir çatlak görüyor musun? Kaldır bir kere daha bak. Belki rastlarsın hani için tatmin olmadıysa. Kaldır bir kere daha bak. Ama yine bir çatlak göremezsin. Yine bir düzensizlik göremezsin. Ha, şu akla gelebilir. Hocam bu kadar düzensizlik, dünya üzerinde bu kadar sıkıntılar oluyor. Bunlar nedir? Bunlar insanın zaman içerisinde, milyonlarca yıl içerisinde ortaya koymuş olduğu sıkıntılar ve üst üste getirmiş olduğu şeylerden dolayı dünyanın düzenini bozmasından kaynaklı durumlar. Yoksa Allah'ın yaratmış olduğu dünya düzeniyle alakalı durumlar değil. Devam ediyorum. Evreni ve içindekileri yaratan Allah bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır. Sıkıntımız yok bunda da. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçim sağlama vakti kıldık. Üstünüze 7 kat sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolar bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Bakın direkt sınavda karşınıza çıkabilecek bir ayet. Çünkü Allah'ın her şeyi düzgün yarattığını, düzen içinde yarattığını ve bu düzeni sürdürdüğünü anlatan bir ayet aslında. Ne diyor? İnceleyelim ayeti. Dağları birer kazık kıldık. Kazıktan kasıt nedir? Yeryüzü beşik gibi sallanmaktaydı. Biz dağları o kadar sağlam yere indirdik ki sizi sallanmaktan kurtardık. Beşik gibi sallanmaktan kurtardık sizi diyor Allah. Sizi çift çift yarattık. Neslinizi devam ettirebilmeniz için, birbirinizle mutlu olabilmeniz için sizi çift yarattık. Bakın hep düzene, ahenge yönelik şeyler. Uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü geçim sağlama vakti kıldık. Üstünüze 7 kat sağlam gök bina ettik. Her şey bakın sanki sıfırdan başlamışız da bir ev yapıyormuş edasıyla Allah. Her şeyi bizim için en mükemmel şekilde yarattığını ifade ediyor. Devam ediyor. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Sizi yarattık ama işte ne halleri varsa görsünler demedik. Güneşi de koyduk ki aynı şekilde ısınsınlar ve gündüzlerini aydınlatsın güneş. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Taneleri verdik, bahçeler verdik, insanlara bunu yapma yeteneğini verdik, akıl verdik. Buna rağmen insan her ne kadar akıllı olursa olsun, taneleri toprağa ekse bile, bunu akıl etse bile yetmiyor. Su lazım mesela en basitinden. Sizin için yağmurlar indirdik diyor Allah. Sizi yarattık ve sizi başıboş bırakmadık. Devam edelim.
Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örneklerini her insanın anlayacağı şekilde açıktır. Bu öyle çok zor, işte çok fazla çalışma ortaya koyayım, çabalayayım da Allah'ın yarattığı mükemmelliği ortaya koyayım gibi bir durum yok. Her yere baktığımız her şeyi de görebiliriz. En basitinden insan, insanın yaratılışı bile bir ölçü, bir düzen örneğidir. Ha şu var, ileri derecede bilimle ilgilenirsiniz, fenle ilgilenirsiniz ve ilerleyen zamanlarınızda, yaşınız ilerledikçe, çalışmalarınız derinleştikçe insan vücuduna girer. Akciğer, nefes aldığımız akciğerin dümdüz hale getirildiğinde bir futbol stadyumu kadar büyük olduğunu görürsünüz. Ha bu bahsettiğimiz her insanın anlayacağı, pat diye anlayabileceği bir mesele değil. Ama insan derinleştikçe, ilmi arttıkça Allah'ın yarattığının, Allah'ın kudretinin de aslında sınırlarını, daha doğrusu sınırların olmadığını da görmüş oluyoruz. Şimdiye kadar bulabildiklerimiz sınırlı şeyler. Allah'ın kudreti kıyamete kadar var olacak ve kıyamete kadar insanlar yeni keşifler ortaya koydukça Allah'ın kudreti tekrar tekrar ortaya çıkmış olacak. Dediğim gibi en basit örneği de her insanın anlayabileceği örneği ise insanın kendi bedeni zaten. Devam edelim. Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık. Hocam hasta doğuyor çocuklar. Bu mükemmel bir biçim değil. Buna itirazımız yok zaten. Fakat bu noktada da şunu biz dinimiz gereğince biliyoruz. Allah bazı şeyleri sınav, imtihan vesilesi kılıyor kullar için. Bu hastalık bazen hastalığı verdiği kişiye imtihan olabilir. Bazen de anne babaya, ona bakan kişilere imtihan olabilir. Böyle durumlar Allah'ın mükemmel yaratmadığı anlamına gelmez. Allah'ın bizi imtihan ettiği neticesini çıkarıp sabretmemiz gereken durumlar olarak bunlara bakmamız gerekmekte. Devam ediyorum. Allah'ın her şeyi yerli yerinde bir ölçü ve düzene göre yarattığını hayvanlar aleminde de görürüz. Milyonlarca hayvan türünden sadece arı örneğini vereceğim ve geçeceğim. Evrendeki mükemmel işleyişi örnektir. Açıp YouTube'dan en kısa bir belgesele baksanız bile Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor bunlardan ama ben Kur'an-ı Kerim'e az sonra anlatacağım. Siz YouTube'a girin bakın. Arıyla alakalı milyonlarca bilimsel veriyi göreceksiniz. Hiçbir Kur'an-ı Kerim ölçüsünde, eşliğinde hazırlanmamıştır muhtemelen. Ama az önce ne dedim? İnsanın ilmi arttıkça, insanın bilgisi arttıkça Allah'ın kudretini ortaya çıkaran şeyleri bulması çok daha kolay oluyor. Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak kovanına çiçek özü getiren arılar, aralarında iş bölümü yaparak çalışırlar. Hiç arıların mesela birbiriyle konuştuğunu duymayız biz. Ama Allah'ın yaratmış olduğu fıtrat sayesinde, ona yüklemiş olduğu biyolojik yasalar sayesinde arı bu işi yapacağını bilir, kilometrelerce öteden gider çiçeğini alır ve oraya giderken frekanslar sayesinde arkadaşlarına bunu duyurur ve takım halinde çalışırlar. Kovan içindeki nem dengesini sabit tutmak, birbirlerine yol tarif etmek ve yön tayin edebilmek için birçok özelliğe sahiptirler. Bakın bunlar bilimsel veriler. Bilimsel veriler ışığında hazırlanmış şeyler. Peki şimdi ayete bakalım. Allah 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de arıyı nasıl anlatmış bize? Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü. Az önce anlattığım şeyler bakın satır satır işlenmiş gibi. Yürü diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Sonu çok önemli aslında. Düşünen bir millet için. YouTube'a girersin, aa arı ne kadar güzelmiş, arı kilometrelerce yol gidiyormuş. Ya arı çok güzel bir hayvan, çok yetenekli bir hayvan demek var. Düşünen bir millet olarak Allah arıyı çok güzel yaratmış ve ben arıdan ibret alayım şeklinde bir çıkarım yapmak başka şey. Bu yüzden ayetin son kısmı aslında çok önemli. Devam edelim. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular Allah'ın belirlemiş olduğu yörüngelerde düzen içinde varlıklarını sürdürmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçen ifade. Şimdi yeni yeni ortaya çıkan şeyler var. Mesela 18. yüzyıla kadar belki de bilinmiyordu. Yörüngenin varlığı, işte her gezegenin aslında kendi yörüngesinde akıp gittiği. Zaman geçtikçe insan kendisini mükemmel hale getirdikçe ne oluyor? Yeni yeni keşiflerle yeni şeyler ortaya koymuş oluyor. Fakat işte tam bu noktada az önce söylediğim mesele devreye giriyor. Düşünen bir millet için bunun ibret vardır diyor. Bunu düşünüp bunlar tesadüfen oldu. Yörüngelerinde tesadüfen akıp gitmekteler şeklinde bir düşünce ortaya koymak var. Bir de Allah ne kadar mükemmel yaratmış. Ne Mars dünyanın yörüngesine giriyor ne dünya Mars'ın. Bilimsel olarak söylenen şeydir bu da. Güneş mesela.
öyle bir noktada duruyor ki dünya ile alakalı mesafe anlamında. Güneş dünyaya birazcık yakınlaşsa sıcaktan duramayacak hale geliriz. Uzun yıllar yaşayamayız. Birazcık uzaklaştığını varsayalım, bu sefer soğuktan duramayacak hale geliriz. Allah tabiri caizse milimetrik hesaplarla onları yerli yerine koymuştur ve insanlığın hizmetine sunmuştur. Devam edelim. Şimdi önemli konularımızdan bir tanesi de tam olarak yine kader kaza konusunda karşımıza çıkıyor. Kader ve evrendeki yasalar. Üç tane yasamız var. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar. Başlayalım. Evet, onlara başlamadan önce yine az önce tahtaya yazdığım kavramlarla beraber çok önemli saydığım iki tane kavramımız var. Allah'ın yeryüzünde koymuş olduğu kurallar var. Nedir bu? Uyumu sağlamak için koyduğu kurallar. Suyun 100 derecede kaynaması, işte arıya vahyetmesi, başka hayvana başka şey vahyetmesi, insana akıl vermesi, insanın aklı sayesinde bir şeyler ortaya koyması. Tüm bunların genel bir ismi var. Bunlara, Allah'ın koymuş olduğu kurallara ya sünnetullah ya da adetullah diyoruz. Bunu da aynı şekilde ben tahtaya yazıyorum. Siz de önemli görerek defterlerinize not edin lütfen. Sünnetullah ve adetullah. Sünnet yapılan iş demek. Yani Allah'ın yaptığı iş, Allah'ın adeti, Allah'ın koymuş olduğu düzen anlamında bu kavramları kullanıyoruz. Şimdi geldik demin de söylediğim gibi fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara. Sünnetullah kavramını bu üç grupta inceleyeceğiz inşallah. Fiziksel yasalardan başlayalım. Muhtemelen fiziksel yasaları işleyip biyolojik ve toplumsal yasalara diğer derste geçeceğim. O yüzden bir an önce fiziksel yasaları halletmiş olalım ki konu kopuk olmasın. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. İlk başta biraz kapalı gelecek fakat birazdan örnekleri verdikçe hepinizin kafasında oturacağına inanıyorum. Devam ediyorum. Allah'ın koyduğu bu yasalar evrenseldir. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu insanlar tarafından tespit edilir. 100 derece suyun 100 derecede kaynama noktasının olduğunu bilmek için ne yapmak lazım? Termometreyi icat etmek lazımdı. Su her zaman Hazreti Adem zamanında da 100 derecede kaynıyordu. Taş devrinde de 100 derecede kaynıyordu. 1000 yıl sonra da 100 derecede kaynayacak. Ama insanların gözlem ve araştırmalar sonucu bir şeyleri ortaya koyması suyun artık 100 derecede kaynadığını bilmemize sebep oldu. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların sonucudur. Bakın hep tabiatla alakalı şeyler. Bizim müdahale edemeyeceğimiz konularda fiziksel yasaları var. Gece de onlar için bir delildir. Gündüz ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesine akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizlere ve okyanuslara açılarak insanlara fayda sağlamaları Allah'ın evrende yarattığı değişmez fiziksel yasalar sayesindedir. Şimdi örnek verelim. Fiziksel yasalar dediğim gibi kainat var olduğundan beri var olan yasalar aslında. Ama insanlar bunu zamanla buluyorlar. Şimdi suyu düşünelim. Hazreti Adem örnek verelim. Bir tahtayı alıp suyun üzerine attığında o tahta suyun üzerinde durmayıp yere mi batıyordu? Hayır tabii ki. Fakat ne oldu? Aradan asırlar geçti, binlerce yıl geçti. Arşimet hamama gidip yıkanırken bir anda tasın suyun üzerinde durduğunu görüp Evreka diye bağırdı. Şimdi Arşimet mi fiziksel yasayı ortaya koymuş oldu? Tabii ki hayır. Ama Allah'ın vermiş olduğu bilim sayesinde, akıl sayesinde ilmini derinleştirdi ve suyun kaldırma kuvvetini ortaya koyarak insanlığa sundu. Bunun neticesinde ne oldu? Biz artık bildik ki su kaldırabiliyor. Maddeleri kaldırma yeteneğine sahip. O zaman bir yere gitmek için çok geniş kara parçalarını gezmek yerine taşıtlar yapalım ve dalga gücüne bırakarak kendimizi ilk başlarda tabii sonradan motor da ortaya çıktı. Dalga gücüne kendimizi bırakalım su bizi götürsün istediğimiz yere. Nitekim gemiler yapıldı ve insanlar bulmuş oldukları bu icat sayesinde hayatlarını kolaylaştırdılar. Fiziksel yasalarla alakalı zaten bilmemiz gereken bu. Hayatımızı kolaylaştırıyor fakat insan
bir süre sonra bunu bulabiliyor. Ve şunu unutmayalım, fiziksel yasalarda değişikliğe imkan yok. İnsan bunları değiştiremez. Fiziksel yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar neticesinde günümüzde kullanılan buzdolabından ütüye, bilgisayardan telefona, otomobilden uçağa kadar ve daha birçok sayamayacağımız kadar ürün ortaya konmuştur. Şimdi biyolojik yasalara geçiyoruz. Fakat biyolojik yasalara geçmeden önce kısa bir ara verelim. Bir sonraki dersimizde biyolojik yasalardan devam edeceğiz. Anlattığım konuyla alakalı test çözmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.